Herkese merhaba. MSN Messenger yapımının 3. videosuyla karşınızdayım. En son kullanıcı kayıt işlemini gerçekleştirmiştik 2. videoda. Link kullanarak kaydettirmiştik. Onun dışında upload işlemini yapmıştık. Sonra giriş işlemini bir kısmını yaptık en son. Bunun dışında ben geçen videoda şurayı kontrol edeceğim demiştim. Neredeydi o? E-mail gönder kısmını kontrol edeceğim demiştim o şifreyi. Şifreyi buldum. Şimdi e-mail gönder kısmını bulalım ve işlemi tamamlayalım. E-mail gönder. Evet, bu nasıl yapılırmış büyük ihtimal. Hemen onu da deneyelim. Gelecek mi diye. Ya da birazdan deneriz onu. Şimdi en son ne yapmıştık? En son giriş bölümünü yapıyorduk. Bildiğiniz üzere. En son kullanıcı doğru bir ID şifre gönderdim, ona bakmıştık. Şimdi yapacağımız iş ise şöyle olacak. Boolean olmasın, hatta geriye bir string döndürecek. Bu stringde kullanıcının bilgileri artı arkadaş adı bulunacak. Yani arkadaşlarının kullanıcı adları, durumları olsun, bir de şeyleri, profil resimleri olsun. Buna da mesela ne diyelim? Güncelle diyelim. Hatta bir de burada güncelleme yapacağımız için string kullanıcı adı, string şifre değil, kullanıcı adı yeterli. String IP değil, IP gerek yok şu anlık. Sadece kullanıcı adı gerekli. Arkadaşlarını vesaire döndüreceğim için. Hatta onun hepsini ayrı ayrı yapalım. Burada mesela arkadaşları diye bir şey olsun, arkadaşlarını döndürsün. Arkadaş döndür diyeyim buna. Evet, şurada halledelim onu da kısa bir şekilde. Buraya kişiler diyelim, burada da m.kişiler diyelim ve item.kullanıcı adı demeyelim. Şurada bir yanlışlık yaptık. Arkadaşlara bakacaktık. Gittik kişiler tablosuna baktık. Arkadaş burada da m.arkadaşlar diyelim. İtem nokta kullanıcı adı eşit eşittir. Kullanıcı adı ise string veri diyelim. Yani, arkadaşlar diyelim. Burada ne yapacağız? Kullanıcının arkadaşlarının bir kere neyini döndürelim mesela? IP'sini döndürüyoruz. O kesin IP'sini döndüreceğiz. Kullanıcının ID'si, IP'si bir tane değer kalır. IP'sini döndürmemize gerek var mı aslında? Var mı acaba? Var sanırsam. Çünkü IP'sini döndürmeye gerek yok. Sadece durum. Böyle yapalım, durum döndürelim. Arkadaşlarını döndürürken aslında az önce doğru yapmışız. Daha kalsın bu arkadaşlar kalsın. İtem nokta kullanıcı adı ya da yani arkadaş kullanıcı adı eşittir arkadaş adı ise ne diyeceğim, onun arkadaşının ID'sini çekeceğim. Burada da şöyle biraz m.kişiler diyeceğim. Bunu item demeyelim. Bu hata var çünkü yukarıda da var aynısı diye. Item 2 diyelim. Burada if item 2 nokta kullanıcı adı eşittir. Item nokta arkadaş adı ise burada arkadaşlar eşit artı eşittir. Nasıl olsun mesela item 2 nokta kullanıcı adı artı virgül olsun hatta bu. Artı item nokta durum
Yok, durum yok. Durum. Sonra şey olsun. Item 2 nokta profil resmi olsun. Başka bir şeye gerek yok şu anlık. Hatta şöyle bir şey, biraz en sonuna ayarç koymaya gerek var mı acaba? Yok herhalde. Sonra şey koyarım ben. Orada götürürüz, o sıkıntı değil. Böyle bir ayar yapsın, ama şuraya bir şey koymak gerekiyor. Buraya ne koyalım diye soracak olursanız. Slash mı koysak acaba? Ters slash mı koysak? Onu nasıl ayırt edeceğiz? Bu nasıl ayırt edelim? Mesela şöyle ayırt edelim ya. Şöyle ayırt edelim. Bununla başlayıp bununla bitiyorsa diyelim mesela. Ama böyle çok veri olacak diyelim. Birkaç kullanıcı olduğunda onu nasıl ayırt edeceğiz? Evet, şimdilik böyle kalsın, onu hallederiz birazdan. Arkadaşlar burası böyle dururken aslında bizim hemen bir ana formu tasarlayalım. Ona göre gideriz hatta. Öyle yapalım. Şu an kararsız kalıyoruz. Yani kalıyorum. Onu hemen ana formu tasarladıktan sonra karar verelim. Mesela ana form diyelim. .cs. Hemen bunu tasarladıktan sonra orada ne yapacağımızı, ne edeceğimizi karar verelim. Mesela single diyelim buna. Size'ını fixed single yapalım. 8 verelim buna. Allah Allah, niye 8 verelim yani? Ardından hemen fontlarını vesaire ayarlayalım. Dur bir dakika, yanlışlık oldu. Bu kalsın böyle. MSN ana forum, MSN messenger, tamam. Şu max, şunu bir değiştirelim, tamam. Şimdi bunun tasarımını yapalım ilk önce. Ondan sonra oraya geçelim. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Menü strip kullanacağım burada bir tane. Yani öyle düşündüm. İşte bir menü strip. Mesela burada ms menüler olacak. Ardından şunun fontunu değiştirelim. Mesela 9 olarak alsın ama konsolos olmasın bu sefer. Comic Sans öyle bir şey vardı. Evet, şu yazsın mesela. Böyle olsun. Bakalım nasıl olacak. Bir de kalın yazsın. Burada ne olsun mesela? Ne olabilir? Mesela Messenger şey yazarız mesela buraya. Burada çok kaba oldu ya. Bunu hemen bir değiştirelim. Kontrolü geri dönelim ya. Daha idare eder bu işte. 8,5 oldu mesela. Neyse, bu kalmayacak, mevcut kalmayacak artık. MSN Messenger kullanıcı işlem kullanıcı işlemleri. Bu da bilgilerini vesaire görüntüleyecek. En sonunda bir tane çıkış mı koydum? Yok. Şimdi böyle kalsın. Mesela bunun altında şey olacak. Mesela oturumu kapat olacak. Bunun altında ise bilgilerimi görüntüle. Şifremi değiştir olsun. Kişi işlemleri diyelim. Kişi ekle. Kişi çıkart diyelim. Evet, kişi ekle, kişi çıkart. Kullanıcı işlemleri, tamam. Burası böyle olsun. Ardından hemen şuradan bir büyüklüğüne bakalım onun. Şunun aynısını, hatta şunun aynısını demeyelim de şuradan alalım bir büyüklüğünü. 150-160'mış. Hemen şuraya bir tane picture box ekleyelim. Şuraya hemen bir otursun. Resim. 150'ye 160. Evet.
Ardından label ekleyeceğiz buraya. Şöyle bir çizgi çekmesi açısından. Çünkü bu alt tarafta kullanıcılar bulunacak. Böyle çizgi diyelim buna. Auto size olması lazım burada. Postu. Marka planını şimdilik beyaz yapacağız. Yazısını sileceğiz. Bunu büyüyebildiği kadar büyüteceğiz. XYSX. Tamam. Tamam. Burada sıkıntı yok. Ardından buraya bir adet label. Bunun fontu biraz büyük olacak. Burada kullanıcının isim soy ismi yazacak. Mesela 15 olacak bu. Bu da yazacak. Bunun altına biraz daha küçük olarak mesela 10. Mesela 10. Hani 10 güzel mesela 10 fontlu. Hani 10 büyük yazı fontu olarak. Burada da kullanıcının nick yazacak. Hani mesela deni at mı yanlış o yazacak. Kullanıcı adı yani. Kullanıcı adı. Ne böyle şifre diyelim ya. At. Soyad diyeceğiz. Şunu biraz daha alt alalım. Böyle bunun küçüklüğünü biraz büyüklüğünü biraz küçültelim. Genişliğini. Bunları hemen bir beyaz yapalım fontlarını. Bu formu da çünkü şey yapacağım. Bu renk arka planlarını beyaz yaptık yanlışlıkla ya. Çok transparan yapalım arka renkini. Şunu beyaz yapalım. Ardından şunu gene böyle yapalım. Tamamdır. Şu an bir şey yok. Şunu biraz daha büyütürsek tamamdır. O zaman burada bir profil resmi, bir durum. Çünkü arkada çekerken ona göre durum çekeceğim. Böyle bilgiler döndüreyim. Tamam burada böyle olsun. Ben bunlar aralarına artık bir şeyler koyacağım mecburen. Ateştir. Nasıl yapacağız? O zaman burada şöyle başlayacak. O zaman bu böyle olacak. Bunların arasını diyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Böyle başlayacak. Ateştir diyecek. En sonunda da şöyle bir şey koyacağız o zaman. Şöyle bir şey koyalım. Bu ayırt ederken ciddi anlamda bir işimize yarayacak. Birinci koyacak. İkinciyi koyarken sıkıntı çıkartır mı? O zaman şunu silelim. Yani. Çıkarttım. Bir de onunla uğraşmıyorum sonra. Peki buraya bildiğimiz gibi koyalım artık. Büyük işaretleri tamamlıyoruz. Bu ikisini de hemen verileri alacağım. Bu kullanın arkadaş adlarıydı. Arkadaş adlarının verisiydi. Durumu gönderdim. Kullanıcı adını gönderdim. Profil ismi gönderdim. Tamamdır. Şimdi m.sponsor diyoruz ve return arkadaşlar diyoruz. Şimdi arkadaşları döndürdük. Şimdi güncelleme tutunu yazacağız. Public static void yok string bu da. Bu hem güncelleyecek hem de şey yapacak. Hem güncelleyecek hem de kullanıcı bilgilerini döndürecek. Yani ad, soyad, ne bileyim ne kadar bilgisi varsa işte onların hepsini döndürecek. String kullanıcı adı diyelim böyle tekrar. String nokta bu da string kullanacağız yine kişiler nokta kişiler isteyeceğiz. Evet şimdi string bilgiler bu nasıl olacak? Bu şimdi bilgiler artı eşittir item nokta kullanıcı da arttı. İtem nokta şifre değil tabii ki de item nokta email item nokta adsayat item nokta doğum tarihi item nokta cinsiyet olacak. Artı başka bir şey göndermeye gerek var mı diye bakıyorum. Item nokta
profil ismi falan gönderiyorum zaten. Yok, bunun profil ismini de göndereceğiz tabii. Bunun profil ismi de var, onu unuttuk. Bunu kaçmasın. ID, evet. Evet, başka var mı acaba? Yok, başka yok. Bunları artık koyalım. Evet, burada hemen gönderiyoruz bunu. Daha doğrusu burada bir yanlışlık yaptık biz. Burada kullanıcı adına eşittir diye bir if kullanmamız lazımdı. Hemen alalım bunu. Item.kullanıcı adı eşittir kullanıcı adı ise direkt bunu sil buraya at bunu. Ardından kişiler ya da şöyle diyeyim, hem burada bilgileri alayım hem de burada burada şöyle yapayım, item.durum eşittir 1. Artık kullanıcı online diyorum yani. m.submit change diyorum ve değişikliği kaydediyorum. Ardından bilgileri de aldık. Ve döngüden çıkmasını söyleyelim. Fazla dönmesin. Şimdi yapmamız gereken bir iş daha var. Kullanıcı aktif olduğunda diğer kullanıcılara bu kullanıcının aktif olduğunu göstereceğiz ve biz normalde burada ben butonları kullanacağım mesela, hani burada adam butona tıkladığında bir chat penceresi açılacak. O chat penceresine mesaj açacak. Ben şöyle bir şey düşündüm. Mesela adam offline iken butonun enable'ı false olacak. Yani öyle olacak. Buton adam açıldığında tüm böyle client'lara veri gönderecek. Şu kullanıcı açılmıştır diye. Bu sefer bunun enable'ı true olacak. Öyle bir şey düşündüm. Buton bu arada böyle kalsın bir. Ben bununla location'ı ile oynayacağım biraz. Location bana lazım. Burada şimdi forex.info biraz yine arkadaşlar ne nokta arkadaş ne nokta arkadaşlar bir tane nokta kullanıcı da işte kullanıcı da ise kişiler kişiler ne nokta kişiler tabii item değil, item 2 if item 2 nokta kullanıcı adı eşleştir item nokta arkadaş adı ise buradan bir tane bulacak, buradan en sona break yazacağız da bunun varı. Bu da şey yapacak şimdi, işlemler nokta yok şeye bakacak bir de ve item 2 nokta durum eşittir bir ise, yani online ise göndersin. Online olmayana niye göndersin? Hata çıkacak boşuna işlemler nokta gönder nokta geri gönder gönderilecek diyor. Online ise zaten IP'si günceldir. IP güncelliyor muyuz biz? Güncellemiyoruz. Tabii güncellemiyoruz. Burada bir IP de alayım ben. Samet IP. Bu da item.ip eşittir IP diyorum. Bu veri gönder gönderilecek online kim diyecek, online hangi kullanıcı, şöyle diyeceğim ona da nasıl ayırt edeceğini göstereceğim. Item.kullanıcı adı yani bu online diyeceğim. Yok pardon, item.kullanıcı adı bu online diyeceğim. Hatta direkt buraya kullanıcı adı yazarsak yeridir. Ama bir tane büyük işaret koyacağız ve online olduğunu tüm kullanıcılara atacak. Gönderecek. Bunun dışında burada return bilgiler diyeceğiz. Evet. Bu da tamam. Güncellemeyi yaptık. Evet. Başka bir metot gerek kalmadı. Başka bir metoda. Burada IP aldıktan sonra giriş kontrol yapacağım. Eğer doğru ise böyle bir yeri göndermeyeceğim.
Şöyle bakalım ilk önce işlemler nokta giriş nokta kontrolden sonra ne yapmışız? Mesela arkadaş döndür demişim ben. Kullanıcı adını vermemi istiyor. Ardından string arkadaşlar eşittir. Böyle sonra string bilgiler eşittir. İşlemler nokta giriş nokta güncelle kullanıcı IP ardından hemen şuraya tekrar bakalım güncelle yok arkadaş döndürü arkadaş döndür slash en sona şey giriyoruz zaman başa geri gönderirken o zaman şöyle bir şey yapacağız en başa bilgiler gelecek işlemler nokta gönder nokta geri gönder giriş başarılı slash bilgiler artı artı arkadaşlar diyelim zaten en sonunda bunun slash var o yüzden pek bir slash koymamıza gerek yok pek bizim slash koymamıza gerek yok daha doğru söyleyeyim şimdi yapmamız gereken slash koymamıza gerek yok yapmamız gereken tek şey karşıda bu veriyi almak şuna giriş başarısız desek de olur demesek de olur gerçi başarısız demişiz tamam burada başka bir eksik yok sanırsam ona göre şuraya hemen girelim bunun y'si sanırsam sabit oluyor hemen deneyelim evet y'si sabit 12'de bunu değiştirdiğiniz zaman bu yeni butonu tutup tamamdır hemen bu kısmına girelim bu arada az önce yanlış formu kapadım şuradan hemen bizim şuraya girmemiz lazım şurada iki tane public static void mesaj ile ilgili yer yazacağım static mesaj bu mesaj mesela başarısız daha doğrusu mesaj başarısız olduğunu gösterecek. Bu mesaj da mesajı almayacak. Direkt şey alacak. String değil. List string arkadaşlar list string bilgiler alacak. İlk önce burada onu alalım. Evet bu mesaj dediği hangi mesajı var? En son last index dedik. Gerçek acaba ne olur burada? Onu düşünmeyelim hatta. Şöyle yapalım. Bunun arası ne olur genelde? Bununla bunun arası büyük ihtimal bilgiler olur. Bunu bilgiler yapalım. Ardından şöyle yapalım. String arkadaşlar eşittir kontrol nokta string kontrol nokta index of bundan başlayarak kontrol nokta last index of desek en son index lütfen alır bu da bizi arkadaşlarını getirtmeye yardımcı olur burada bunu dedik mi tamamdır yok normal bunu dedik mi tamamdır eksi bir derece de tamamdır. Şimdi bilgiler noktadan gideceğiz. Burada yapacağımız işlem hatta bunları metoda dökelim. Böyle uğraşmayalım. Bilgileri alsın metot. Oradan hemen bir dizi döndürsün. Public static class giriş public static void string değil list string bilgi döndür string bilgiler bunu alsın gönderdiğiniz veya veriler
virgüllü sıralanıyordu bildiğiniz üzere. Biz şimdi bu virgüllere kadar olan verileri alacağız. Yani şöyle mantık edeceğiz. Mesela string kaçtan kaç tane bilgi geliyordu? Onu bakacağız birazdan. 6 diye sanırsam 6 olması lazım. Şimdi bakacağız yine. Kaç taneydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adet bilgi geliyordu. Evet. 6 adet bilgi geliyormuş. Pardon, aşırı gelmişiz. 6 adet bilgi geliyormuş. Şunu hemen kapatalım bu arada. 6 adet bilgi geliyormuş. Biz de bunu belirttik. Int sayaç diyeceğiz. If bilgiler nokta i eşittir virgül ise ben bilginin sayaç sayıcıncı elemanına jumbo a verisini atacağım. Ardından a'yı sıfırlayacağım ve sayıcı 1 arttıracağım. Else ise a artı eşittir bilgiler nokta i diyeceğim. Ve tüm bilgi diyeceğim sonra. Tabi bu yemeyecek. Bunu liste oluşturmamız gerekiyordu. New list. Tabi list yaptık mı böyle bir şey gerek kalmıyor. Onu da belirteyim. Hemen şunu böyle yaparız. Şuraya şunu koyduk. Matada kalkar. Ama string a gerekiyor. Tabi onu yanlışlıkla sildik. Bilgi nokta et a sonra a eşittir sıfırdan a sıfırdan diyoruz. Geri bilgi atıyoruz ve bunun ardından public static list string arkadaş döndür diyelim burada string arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi list oluşturalım. Art diyelim buna da. Burada da arkadaşlar nokta length kadar. Bunun şimdi başı nasıldı? Sanırsam başında şey yoktu bunların. Çünkü başındaki şu işareti alıyordum ben. Ona göre veriyi yolluyordum. En sonunda da o işaret yok. Ona göre veriyi alalım. Şöyle yapalım. A eşittir. Ama bizim şöyle bir şey yapmamız lazım. Ona da izin verir mi acaba bu list? Şöyle bakalım. Bilmiyorum nasıl olacak. O zaman gene virgül listeleyeceğiz. Oradan artık bir şeyler yaparken onu orada hallederiz artık. O sıkıntı değil gerçekten. Arkadaşlar ince eleman işte bu ise arc nokta et tem diyor a parantezini gene silip gene lazım olduğu. A eşittir. Bunu şurada bir hata yaptık. Daha doğrusu programda böyle bir sıkıntı var. Bilgi nokta et dememiz lazım burada en son. Çünkü bu A'nın içine bir değer kalıyor. Virgül ulaşmadığı için. O değeri yazdırmamız lazım. Burada da aynı şekilde yapacağız. A artı eşittir. Arkadaşlar. İnce eleman. Doktor string diyelim. Arc nokta et a return arc diyeceğiz. Karşıdan pek bilgi gelmeyecek ama ve lakin bilgi gelmeyecek ama hata da çıkabilir aslında çünkü bilgi gelmeyince karşıdan hani arkadaş gelmeyecek, daha doğrusu bilgi gelecek de arkadaşlar şöyle olacak, yani şu şekilde gelecek.
Çünkü hiç arkadaş olmadığı için. O da acaba hata çıkartabilir mi? Merakla bekliyorum bakalım. Sonra dinlemede bunları aldıktan sonra bunları almışız, bunları göndermemişiz. List string bilgiler eşittir. İşlemler nokta giriş bilgi döndür. Bilgiler list string arkadaşlar eşittir işlemler nokta giriş nokta bilgi döndür değil arkadaş döndür arkadaşlar burada ne hatası çıktı yok ha bilgi diyelim mesela bunu da art diyelim. Ya büyük ihtimal bunda hata çıkacak yani bunda bir hata çıkacak ben buna eminim. Gerçi if demesek de hata çıkacak bunda bir şey hatta kendimiz görelim bunu. Bu giriş kısmını da atlatırsak bir bakalım inşallah nasıl atlatacağız. Bu kısımda en hani en uğraştırıcı kısımlardan. Çünkü kullanıcı vesaire ekliyorsun. Ne sıkıntılı işler mesela burada yazan mesela deneme 1 2 3 4 5 6 2 geldi gidiyor geliyor gidiyor geliyor en son bir hata fırlattı. Dedim şimdi eksi 1 giriş başı deneme. En sonu da virgül var. Gelen bilgilere bakayım. Şeyler yok ya. O yüzden bilgiye dönmüyor. Burada şey diyeceğiz o zaman. Bunun yerine bast index of böyle diyeceğiz. Bakalım ne diyecek bu sefer. Ne anlatı verecek. Deneme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, şurada bir hata verecek diyordum zaten. Burada hata verdi zaten. Yani arkadaşı yok ise şöyle derim hatta if kontrol nokta konta isteyeceğiz. Bu varsa buraya gelecek. Doğrusu şöyle diyelim varsa buraya gelecek ve bunu alsın buraya arkadaşlar gitmem git kontrol nokta contains diyelim var ise bunu yapsın ardından şunu yapsın. Yok ise zaten böyle direkt bilgiyi verecek karşıya. Ve böyle bir şey yapacağız. Şu giriş formunda da iki tane şöyle bir şey tanımlayacağız mesaj olarak. Giriş diyelim hatta buna. İki tane tanıdık. Bir tanesinde arkadaşlar yok. Yani bunun arkadaşlar olmayacak. Bir tanesinde arkadaşlar olacak. Bu arkadaşlar olanı nasıl yapacağız şimdi? Orası meçhul. Biz bilgileri %100 o zaman static tanımlayalım. Bellekte silinmesin. O zaman şurada bell public static. Ama bu da olmaz şimdi. Nasıl yapacağız? O zaman buraya iki tane parametre alacağız. List string bilgiler test list string arkadaşlar if arkadaşlar eşittir null ise
Hiçbir şey yapmasın. Null değilse yapsın bir şeyler mesela. Burada ekleme yapacağım. Ekleme yap. Diğer türlü şurada string yok. List string bilgiler eşittir. Şurada hatta bunu böyle tanımlayalım. Bilgiler biz nokta bilgiler eşittir bilgiler diyelim. Bu da arkadaşlarda da arkadaşları da şuraya alacağız. List string arkadaşlar demeye gerek yok aslında. Var ise arkadaşlar eşittir arkadaşlar diyeceğiz. Tabii şunun başına list koymamız lazım. Burası böyle şimdi kalsın. TRM MSN kaydolu. Burada böyle dersek sıkıntı çıkarır mı acaba? Asikron olarak açacağız çünkü. Acaba nasıl bir sonuçta karşılatacak bizi? Bilgileri istiyor, veriyorum. Arkadaşları istiyor, yolluyorum. TRM nokta show desek ortam açılacak mı? Bunu böyle bir geçti. TRM anlatmam. TRM üstünlüğü. TRM. Burada da yine bilgi istiyor bizden. Aslında formu iki şekilde kurabiliriz. Öyle bir şey de var. Bir tanesinde bilgiler alacak sadece. Bunu almayacak. Bir tanesinde bildiğiniz gibi kurucu şeyler hani değişiyor böyle sürekli string yok. İstediğiniz gibi çoğaltabiliyoruz. Editleyebiliyoruz yani projeyi. Burada da mesela burada yoksa hiçbir şey arkadaşlar eşittir mi? Bu sefer bunu kurarım. Burada varsa biz nokta arkadaşlar eşittir arkadaşlar derim. Yani böyle bir sorunum çözülür. Burada da şöyle bir şey yaparız. Komponentleri kaydedirken değil de şurada kaydetmeden önce before döngüsüyle arkadaş ekleyelim. Hatta ekleyelim mi? Ekleyelim hadi bakalım. Çünkü önce bir metot lazım bize. Şuraya atarız biraz. Birazdan atarız hatta. Yani şu giriş yerlerinden şuraya atalım hemen ya. Şurada hemen client'a bir metot yazalım. Ya da orada yazacağız artık. Nasıl diyeceğiz metodu? Zaten buraya şöyle yapacağız. String göndereceğim. Arkadaşlar. İki tane şey olacak. Yıl işaret olacak yani şöyle diyeyim iki tane virgül olacak. İlk sıfırdan virgüle kadar yani indeks sıfırdan virgüle kadar olan kullanıcı adı. Item nokta string diyeceğim sıfırdan item nokta index dot bundan sıfır buradan buraya kadar desek acaba ne kadar alır? Eksi 1 diyelim. Onun önüne kadar alsın. Bakalım yine bunları kontrol ederiz. Bu sıkıntı değil. String string durum diyelim yani. Yani string durum diyelim. Item nokta string item nokta index of birden başlasın. Integer uzunluk diyor. Item nokta last index of eksi item nokta index of bununla bunun arasının eksi biri olsun diyorum. Bu durum en sonda string profil resmi eşittir. Item nokta arkadaşlar bu bilgileri niye alıyorum? Bu mesela kullanıcı adı butonun tekstinde yazacak. Mesela MSN Messenger'da görmüşsünüzdür. Birisiyle hani
chatleşecekseniz o kişinin profil resmi gözükür. Bir de kendinizin profil resmi gözükür. İşte orada profil resmini göstermek için profil resmini aldım. Durumunu da enable'ını atmak için aldım. Bu da think diyeceğiz. Item nokta index of the last index of artı bir item nokta length eksi item nokta last index of eksi bir diyelim bakalım. Ardından burada buton oluşturmak kaldı. Dtn nokta right print diyorum. Bunu çıkar. Item nokta text eşittir kullanıcı adı. Dtn nokta marka planını falan da ayarlamak lazım şimdi. Nerede bu ana formumuz bizim? Arka planında bunun şu olacak. Butonlar gibi olacak. Yani arka planı bu şekilde olacak ama olmayabilir. Böyle bir istek olacak bizi. Buna sonra kalır var burada. Hemen bunu da aynı şekilde yapalım. Beyaz yapalım. Ve sonra bunun özelliklerini bunu kaydedelim ve projenin dizaynına gidelim. Şimdi burada butonun özelliklerini bulacağız. En sona gitmiştim ben ona. En sona gitmiştim acaba. Evet, şu butonun color'ı şunu alalım. Nerede bizim ana formumuz değil de nokta back color. Evet, back color'dı. Dtn nokta form color diyelim şimdi. Buna da bakalım diyecektim ve kapatmışım ben. Sonra color white. Acaba yer mi yer? Sıkıntı yok. Ardından name'ini boş verelim. Size önemli. Size'ını da alalım. Tab indeksi tab stop yaparız. O sıkıntı değil. Nerede bu yer ya? Dtn nokta size. Size'ını da aldık. Dtn'in alt durum eşit eşittir. Bir ise tam yok. Dtn'in altta n eşittir. True. E ise tabii ki de false olacak. Else Dtn'in altta n eşittir. False dedik. Şimdi Dtn'in altta location var. Location. 12'den şu an kaç dedi mesela 12 ile location yazdım 234. Nerede bu ana formumuz ya? 234. Hemen bir girişi kapatalım bakalım. Bunu da kapatalım. O zaman açalım 234. 12 234. Aynen öyle 234. Şurada şöyle bir şey olsun mesela. 234 arası kaç olurdu acaba? 263, 234, 263. Yaklaşık 234, 263 yaklaşık 19 fark var. Y'yi bir değişken atacağız o zaman. Sabit değişken int y eşittir 234 olacak. Y artı eşittir 19 olacak. Btn nokta location belirledikten sonra başka bir belirleyeceğimiz bir şey var mı acaba diye bakıyorum. Yok. Tamam. Sildim bunu şimdi. This nokta control nokta et btn.
Başka da bir şey var. Evet, son bir şey var. Ne oluyor? Son btn nokta tag eşittir profil etme. Bunu da tagine tutacağız. Bunun tamamdır. Karşıya gönderdim ben verileri. Benden çıktı. Tabi giriş işleminde bir yerde kalmıştık en son. Evet, şurada list bilgiler istiyor. Bilgileri veriyorum. Tereme.show. Acaba ne yapacak? Merakla bekliyorum. Bakalım buraya kadar yazdık. Şimdi ne olacak? Boş gönderdik. Başarısız yazdım. Ben başarısız yazmadım değil mi? Başarısız yazmadım. O yüzden bir sıkıntı içerisinde. Kontrol.contains başarılı ise varsa işlemler nokta değil. Derine giriş nokta mesaj. Mesajı yazdırsın. Bu mesaj da neredeydi? Şuradan mesajı da alalım. Basit bir şekilde. Ha, boş olduğu için yazdırmıyor ya. Ben ne diyorum, niye böyle bir şey yapıyor bu oldu. Ne hata verdirtelim oradan. 46. Evet. Çalışıyor şu an. Bir şeyler oluyor ama bizden habersiz bir şeyler oluyor herhalde. Allah Allah. Tekrar bir deneyelim bakalım. Bakalım program çalışıyor, hata yok. Ama bir yerde takılıp kalıyor. Acaba nerede? Bakalım. Ana fonda gönderemiyorum ben veri. Evet, gönderiyorum. Herhalde şey yok mu diyeceğim. Yok. Sıkıntı yok. Dinleme işleme gelmesi lazım aslında. Önce gönderiyorum ben veriyi. Giriş başarılı. Bakın mesela buraya gitsin bakalım. Arkadaşlar bilgileri almış, tamam. IP adresine doğru. Tamam. Kontrol nokta tam buraya geliyor. Başarılı mı diyorum? Evet diyor. Buraya direkt götürün. Atıyor bunları. Buraya. Aa bak, şimdi düzgün attı. Var mı öyle bir şey? Bakıyor. Allah Allah. Böyle bir şey yok aslında. Burada niye bu hata döndürüyor? Çık şuna bakalım. Burada sonra patlıyor programı. Evet, şimdi şöyle bir şey yapalım o zaman.
Aslında bu burada patlamaması lazımdı. Niye patladı ben hala çözemedim onu ya. Niye patladı ben... İfadesin içine aldım ve oraya gelmesi lazım. Kesinlikle oraya gelmesi lazım. 5, 6 yok. Bak şimdi deneme yazacak. Şimdi 1, 2, 4, 5, 6. Tamam, bu da işlemlerde gönderiyor. Bunu alıyor. Tamam, bu ife geliyor. False, false buraya gelsene kardeşim. Niye öyle antik tıp işler yapıyorsun ya? Direkt kaçma. Tamam, yeter. Anaa, buna uğramadan gidiyor bir de. Uğramadan direkt kaçıyor. Her sesi diye bir yer yapalım o zaman da o zaman kaçmaz belki. Sonra burada CRM'e işte bu burada da yer alacak. Buna göre burada CRM'e kaydol nokta yok. Deneme giriş nokta giriş diye bir şey var. Bunun içine ikinci metoduna yazacağım bunu. Mark ve bilgi atacağım bunun içine. Ardından burada deneme giriş nokta giriş ve sadece bilgi atacağım. Belki boş olarak kuracağım. Bu şeyi de kaldıralım. Evet, buraya geldi bu sefer. Bilgileri aldı, listeledi. Aksiyon diyor. Evet, doğru. Tamamdır. Şimdi bakalım. Evet. İşte Asikon'un güzelliği. Yani orada form açmamasının sebebi aslında şunu show diyalog yaptık mı açılacak. Ama işte gıcıklık tutuyor. Nedense böyle bir şeyler yapıyor. Onun dışında CRM ana form bu adına girelim ve mesela pbrs.back yok. Match location eşittir. Bilgilerin kaçıncı elemanıydı? 5. elemanı. Bir kullanıcı adıydı. Onu hemen yapalım. Kaçıncıydı acaba? Bir kullanıcı, iki e-mail, üç atsoyat. Bilgiler nokta iki yani. Lebele. Kullanıcı adı. Tek eşitli bilgiler nokta sıfır. Mesela hemen şurada çalıştıralım bununla. Deneme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi kullanıcı profilimiz biraz dandik görüntü ama yani idare ederken de profil resmimiz var. Adımız, soyadımız, kullanıcı adımız yazıyor. Ayrıca 53 dakikamız iyi bari. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Hemen hızlı bir şekilde şu formların tasarımını yapacağız. Yani bilgilerimi görüntüleyi mesela yapacağız hızlı bir şekilde. Buralara teferruat, buralara hemen geçeceğim. Girişte yaptığımıza göre hemen geçeceğim buralara. Buralar çünkü sonradan hiç işimiz olmasın. Proje iyice karışacak zaten. Bir de bununla uğraşmayalım. Ben ne yaptım az önce ya? Allah Allah, ben yeni bir proje mi yaptım, ne yaptım? Bak, alt tarafı düşünce son ekledik. Deneme bilgilerini
Tamam. Bilgilerim diyelim ona. Mesela dostluk da şu olacağını kapatalım. Ardından burada hemen işlemleri seri bir şekilde yapalım. Sonra kullanıcının profil ismini alayım ben buraya. Mesela kullanıcının bir profil ismini alayım. Sol tarafta dursun mesela. 150'ye 160 olsun mesela. Burada adı soyadı yazsın. Mesela LBL ad soyad. LBL ad. Yok, LBL ad. Kullanıcı adı olsun mesela, kullanıcı adı. Ve bunun fontu biraz, bunların fontu biraz büyük olsun. Bu kopyaların şuraya atalım sonra. Sonra burada LBL at bayat olsun. Bunun hemen Allah Allah, bir taşlamadık şunu da. Ama bunun hemen şurasında da böyle doğum tarihi olsun. Ah, taş kırıcı. Son LBL cinsiyet olsun. Sonra küçülteleyim. Tamamdır. Bunu düzenleriz de. Şunların tekstine bir şeyler yazmak gerekiyor. LBL alt soyad, yok kullanıcı adı. Alt soyad. Doğum tarihi, cinsiyet. Var başka bir e-mail var. E-mail'i alt soyadın sonuna istedim. Şurada. Böyle yeni. Bunları da halledelim hemen. Anladım, hızlı bir şekilde şunları hemen renklerini değiştirelim. Arka planı her zamankinden yapalım. Bu da bir liste alsın, böyle bir liste alsın sizin bilgilerle. Biz liste bilgiler sizin bilgiler işte null olarak olsun, biz nokta bilgiler eşittir bilgiler olsun. Ardından burada LBL kullanıcı adı nokta eşittir bilgiler 0 LBL e-mail şifre e-mail, evet e-mail nokta eşittir bilgiler 1 LBL alt soyad nokta eşittir bilgiler nokta 2 LBL doğum tarihi nokta eşittir bilgiler 3 LBL cinsiyet nakıt eşittir bilgiler 4 LBL acaba son olarak ne kalıyor ona bakalım hemen. Giriş arkadaş döndür güncelle bilgileri döndür hatta doğum tarihi cinsiyet profil resmi döndürüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cinsiyet profil ismi. 3, 4, 5, 6. Allah'ım. Doğum tarihi cinsiyet profil resmi. Yok, PB resmi.
içi bak şu formu hemen değiştirelim. PBR'sin formunu. PBR'sin yapılan. PBR'sin nokta image location eşittir. Bilgiler 5 ama nasıl olur bu? 6 elemanlı oldu. Orada 6 mıydı? 3 6 evet 6'ymış. En son hata bir var. 6'ymış. Evet. Şimdi bu bölüm de bitti. Sadece bunu çağırmam kaldı bir tek. O kadar. Başka kaç saat oldu? Bir saati geçmiş mi? Bir de geçmiş artık. Artık kişi ekle kişi çıkart. Kişi primi değiştir. Veri tabanlarla ilgili bölümler kaldı. Basit şeyler şunlar. Şimdi yapacağımız işlem hani bir dahaki videoda yapacağımız artık son video olur herhalde bilmiyorum. Herhalde bir video daha çekmem gerekmez. Ama zaten bundan sonra ne yaparız? Oturum kapatı yaparız. Şifremi değiştiri yaparız. Bunları yaparız. Yani bunları bitiririz. Hatta formlarını eklemeyelim. Hatta haftaya ekleriz. Projemizi build edelim. Hatta şu bilgileri görüntüle yapalım. Deneyelim. TRM bilgilerini görüntüle. TRM işlerini. TRM bilgiler. Alsın bizden bilgileri. TRM nokta. TRM nokta show. Dialog diyelim. Tabii giriş formunu gizlemeyi de yapmadık bildiğiniz üzere. Onu da yapacağız. Onu da static olarak tanımlayacağız. O formu. Böyle yapmayı planlıyorum. Gördüğünüz geldi resimler. Bilgilerimi görüntüledim. Bilgilerimi de görüntüledi. Onun dışında bir işlem kalmadı şu anlık. Bu hata kaldı. Bu hatayı da sıkıntıyı çözeceğiz artık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi geceler. Saat 2. Gecenin 2'si olmuş. Herkese iyi geceler. Herkese merhaba. MSN Messenger yapımının 3. videosuyla karşınızdayım. En son kullanıcı kayıt işlemini gerçekleştirmiştik 2. videoda. Link kullanarak kaydettirmiştik. Onun dışında upload işlemini yapmıştık. Sonra giriş işlemini bir kısmını yaptık en son. Bunun dışında ben geçen videoda şurayı kontrol edeceğim demiştim. Neredeydi o? E-mail gönder kısmını kontrol edeceğim demiştim o şifreyi. Şifreyi buldum. Şimdi e-mail gönder kısmını bulalım ve İşlemi tamamlayalım. E-mail gönder. Evet, bu nasıl yapılırmış büyük ihtimal. Hemen onu da deneyelim. Gelecek mi diye. Ya da birazdan deneriz onu. Şimdi en son ne yapmıştık? En son giriş bölümünü yapıyorduk. Bildiğiniz üzere. En son kullanıcı doğru bir ID şifre gönderdim ona bakmıştık. Şimdi yapacağımız iş ise şöyle olacak. Boolean olmasın hatta geriye bir string döndürecek. Bu stringde kullanıcının bilgileri artı arkadaş adı bulunacak. Yani arkadaşlarının kullanıcı adları durumları olsun bir de şeyleri. Profil resimleri olsun. Buna da mesela ne diyelim? Güncelle diyelim. Hatta bir de burada güncelleme yapacağımız için string kullanıcı adı string şifre değil. Kullanıcı adı yeterli. String IP değil. IP gerek yok şu anlık. Sadece kullanıcı da gerekli. Arkadaşlarını vesaire döndüreceğim için. Hatta onun hepsini ayrı ayrı yapalım. Burada mesela arkadaşları diye bir şey olsun. Arkadaşlarını döndürsün. Arkadaş
döndür diyeyim buna. Evet, sen evet, şurada halledelim onu da kısa bir şekilde. Buraya kişiler diyelim, burada da m.kişiler diyelim ve item.kullanıcı adı demeyelim. Şurada bir yanlışlık yaptık. Arkadaşlara bakacaktık. Gittik kişiler tablosuna baktık. Arkadaş burada da m.arkadaşlar diyelim. Item.kullanıcı adı eşit eşittir. Kullanıcı adı ise string veri diyelim. Yani, arkadaşlar diyelim. Burada ne yapacağız? Kullanıcının arkadaşlarının bir kere neyini döndürelim mesela? IP'sini döndürüyoruz. O kesim IP'sini döndüreceğiz. Kullanıcının ID'si, IP'si bir tane değer kalır. IP'sini döndürmemize gerek var mı aslında? Var mı acaba? Var sanırsam. Çünkü IP'sini döndürmeye gerek yok. Sadece durum. Böyle yapalım. Durum döndürelim. Arkadaşlarını döndürürken aslında az önce doğru yapmışız. Daha kalsın bu arkadaşlar kalsın. İtem nokta kullanıcı adı ya da yani arkadaş kullanıcı adı işte arkadaş adı ise ne diyeceğim onun arkadaşının ID'sini çekeceğim. Burada da şöyle biraz m.kişiler diyeceğim. Bunu item demeyelim. Bu hata var çünkü yukarıda da var aynısı diye item 2 diyelim. Burada if item 2 nokta kullanıcı adı eşittir. İtem nokta arkadaş adı ise burada arkadaşlar eşit artı eşittir. Nasıl olsun mesela item 2 nokta kullanıcı adı artı virgül olsun hatta bu artı item nokta durum yok durum yok durum sonra şey olsun item 2 nokta profil resmi olsun. Başka bir şey gerek yok şu anlık. Hatta şöyle bir şey biraz en sonuna ayraç koymaya gerek var mı acaba? Yok herhalde. Sonra şey koyarım ben. Orada götürürüz o sıkıntı değil. Böyle bir ara yapsın ama şuraya bir şey koymak gerekiyor. Buraya da ne koyalım diye soracak olursanız. Slash mı koysak acaba? Ters slash mı koysak? Onu nasıl ayırt edeceğiz? Nasıl ayırt edelim? Mesela şöyle ayırt edelim ya. Şöyle ayırt edelim. Bununla başlayıp bununla bitiyorsa diyelim mesela. Ama böyle çok veri olacak diyelim. Birkaç kullanıcı olduğunda onu nasıl ayırt edeceğiz? Evet, şimdilik böyle kalsın onu hallederiz birazdan. Arkadaşlar burası böyle dururken aslında bizim hemen bir ana formu tasarlayalım. Ona göre gideriz hatta. Öyle yaparız. Şu an kararsız kalıyoruz. Yani kalıyorum. Onu hemen ana formu tasarladıktan sonra karar verelim. Mesela ana form diyelim. .cs hemen bunu tasarladıktan sonra orada ne yapacağımızı, ne edeceğimizi karar verelim. Mesela single diyelim buna. Size'ını fixed single yapalım. 8 verelim buna. Allah Allah niye 8 verelim yani. Ardından hemen fontlarını vesaire ayarlayalım. Dur bir dakika yanlışlık oldu. Bu kalsın böyle. MSN forum. MSN Messenger. Tamam. Şu max şunu bir değiştirelim. Tamam. Şimdi bunun tasarımını yapalım ilk önce. Ondan sonra oraya geçelim. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Menü strip kullanacağım burada bir tane. Yani öyle düşündüm. İşte bir menü strip mesela burada ms menüler olacak.
Ardından şunun fontunu değiştirelim. Mesela 9 olarak alsın ama konsolos olmasın bu sefer. Comic Sans öyle bir şey vardı. Evet, şu yazsın mesela. Böyle olsun. Bakalım nasıl olacak. Bir de kalın yazsın. Burada ne olsun mesela? Ne olabilir? Mesela Messenger şey yazarız mesela buraya. Bu da çok kaba oldu ya. Bunu hemen bir değiştirelim. Konsolos geri dönelim ya. Daha idare eder burada işte. 8,5 oldu mesela. Tüh ya. Neyse bu. Kalınacak mevcut kalınacak artık. MSN Messenger kullanıcı işlem kullanıcı işlemleri bu da bilgilerini vesaire görüntüleyecek. En sonunda bir tane çıkış mı koydum? Yok. Şimdi böyle kalsın mesela bunun altında şu olacak. Mesela oturumu kapat olacak. Bunun altında ise bilgilerimi görüntüle. Şifremi değiştir olsun. Kişi işlemleri diyelim. Kişi ekle. Kişi çıkart diyelim. Evet, kişi ekle, kişi çıkart. Kullanıcı işlemleri tamam. Burası böyle olsun. Ardından hemen şuradan bir büyüklüğüne bakalım bunun. Şunun aynısını hatta şunun aynısını demeyelim de şuradan alalım bu büyüklüğünü. 150-160'mış. Hemen şuraya bir tane picture box ekleyelim. Şuraya hemen bir otursun. Verebilirsin. 150'ye 160. Evet. Ardından label ekleyeceğiz buraya. Şöyle bir çizgi çekmesi açısından. Çünkü bu alt tarafta kullanıcılar bulunacak. Böyle çizgi diyelim buna. Auto size olması lazım burada. Postu. Marka planını şimdilik beyaz yapacağız. Yazısını sileceğiz. Bunu büyüyebildiği kadar büyüteceğiz. XYSX tamam. Tamam, burada sıkıntı yok. Ardından buraya bir adet label. Bunun fontu biraz büyük olacak. Burada kullanıcının isim soy ismi yazacak. Mesela 15 olacak bu. Burada yazacak. Bunun altına biraz daha küçük olarak mesela 10. Mesela 10. Yani 10 güzel mesela 10 fontlu. Yani 10 büyük yazı fontu olarak. Burada da kullanıcının nick yazacak. Yani mesela beni at mı yazmıştık o yazacak. Kullanıcı adı yani. Kullanıcı adı. Ve böyle şifre diyelim. Ya. At. Soyad diyeceğiz. Şimdi biraz daha alt alalım. Biz bunun küçüklüğünü biraz büyüklüğünü biraz küçültelim. Genişliğini. Bunları hemen bir beyaz yapalım fontlarını. Bu formu da çünkü şey yapacağım. Biraz renk arka planlarını beyaz yaptık yanlışlıkla ya. Transparan yapalım arka renkini. Şunu beyaz yapalım. Ardından şunu gene böyle yapalım. Tamamdır. Şu an bir şey yok. Şunu biraz daha büyütürsek tamamdır. O zaman burada bir profil resmi, bir durum. Çünkü arkada çekerken ona göre durum çekeceğim. Öyle bilgiler döndüreyim. Tamam burada böyle olsun. Ben bunlar aralarına artık bir şeyler koyacağım mecburen. Ateştir. Nasıl yapacağız? O zaman burada şöyle başlayacak. O zaman bu böyle olacak. Bunların arasını diyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Böyle başlayacak. Ateştir diyecek. En son